Arkadaşlar merhaba. Endemik AYT Matematik Soru Bankası'nı 3. bölümden logaritma 3 testinden çözmeye devam ediyoruz. Logaritma 5 tabanında 184 hangi ardışık iki tam sayı arasındadır demiş. Bakın logaritma 5 tabanında 184 eşittir x dersek. 5 üzeri x eşittir 184 oluyor. X 3 olursa 125 4 olursa 625 olduğu için 3 ile 4 arasındadır. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Bakınız burada 2 üzeri a eşittir 20. 3 üzeri b eşittir 80. Ve 4 üzeri c eşittir 380 diyebiliriz. Buradan a'nın 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 5 32, 4 ile 5 arasında olduğunu görüyoruz. B'nin 3 ile 4 arasında olduğunu görüyoruz. 3 üzeri 4 81. Yani B A'dan küçük. Şimdi C de 4 ile 5 arasında gibi duruyor. Peki hangisi daha büyük? Şunun karesini alırsak arkadaşlar her iki tarafın 4 üzeri A 400 olur. Burada 4 üzeri C 380. Buradan A'nın C'den daha büyük olduğunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla A büyüktür C, o da büyüktür B. İkinci sorunun cevabı Adana. Üçüncü sorumuzdayız. A, B, C birer farklı pozitif reel sayılardır. Buna göre diyor, A küp eşittir B kare ve A üzeri 4 eşittir C üzeri 5 olduğuna göre logaritma B tabanında C ifadesinin değeri kaçtır? Sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar, biz B'yi A küp B kare olduğuna göre B'yi A üzeri 3 bölü 2 olarak yazabiliriz. Aynı şekilde C'yi de A üzeri 4 bölü 5 olarak yazabiliriz. Yani her iki tarafın üstünü 5'e bölsek A üzeri 4 bölü 5 olacaktır. Yerlerine koyarsak logaritma B yerine A üzeri 3 bölü 2, C yerine A üzeri 4 bölü 5 yazacak olduğumuzda 4 bölü 5 başa geçer. 3 bölü 2, 2 bölü 3 olarak geçer. Logaritma A tabanında. Dolayısıyla 8 bölü 15, 3. sorunun cevabı C. 4. sorumuzdayız. Ln kare x eksi 7 ln x artı 3 denkleminin kökler çarpımı nedir? Bunu ln x şeklinde ayırsak. Şimdi diğer taraf tam çarpanlarına ayrılmıyor ama şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bunun çarpanları A ile B oldu. Yani ln x'in kökleri ln x a ve ln x b olarak bulundu. Burada x neye eşit olur arkadaşlar? X eşittir e üzeri a ya da x eşittir e üzeri b. Dolayısıyla da bu denklemin kökler çarpımı e üzeri a artı b olur. Peki a ve b neydi? Bu denklemin kökleriydi. A artı b nedir? Kökler toplamıdır. Yani eksi b bölü a'dır. A artı b 7'dir. Dolayısıyla arkadaşlar, bu denklemin kökler çarpımı e üzeri 7 çıkacaktır. 4. sorumuzun cevabı Edirne. 5. sorumuzdayız. Ters fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir demiş. E üzeri eksi 2x artı 1 şeklinde bir fonksiyon var. Arkadaşlar fx'e y yazdık. Ln y, pardon, y eşittir e üzeri eksi 2x artı 1. Önce bir bunu belirtelim. Ln y eksi 2x artı 1 diyebiliriz. Bakın bunu bu tarafa attığımızda e üzeri eksi 2x artı 1 oluyor. 2x'i sol tarafa yazalım. 1 eksi ln y çarpı 2'yi bölü 2 olarak atalım. 1 eksi ln y bölü 2. En son ne yapıyorduk? Y yerine x yazıyorduk. Dolayısıyla 5. sorumuzun cevabı alalım. 6. sorumuzdayız. Aşağıda verilen üstel fonksiyonlardan hangisinin grafiği x eksenini keser? Arkadaşlar x eksenini kesmesi için sonucun 0 olabilmesi lazım. Bakın burada sonucu 0 olabilen seçenekleri incelerseniz sadece deniz var. Karekök 4, yani x yerine 1 bölü 2 yazarsam karekök 4 2'dir. 2 eksi 2 0'dır. Y de 0. Demek ki x 1 bölü 2 olduğunda y'sinin de 0 olduğunu görüyoruz. Pardon, dik koordinat düzleminde x eksenini keser demiş. Tamam. X 1 bölü 2 olduğunda x eksenini kesiyor. Bir an şaşırdım. Dolayısıyla da y'si 0 oluyor. 6. sorumuzun cevabı deniz. 7. sorumuzdayız. A kaçtır? Arkadaşlar burada iki logaritmik ifadeyi toplayalım.
3n bölü 2n artı logaritma a tabanı 18n bölü n eşittir. Sağ tarafı da toplarsak 5 bölü 2 ve 1 bölü 2 6 bölü 2 yani 3. Toplamayı çarpım olarak birleştirebiliriz. M'ler gider, N'ler gider. 54 bölü 2 ne olur? 27 eşittir 3. Arkadaşlar A küp 27 ise kalemimizin sonuna geliyoruz burada. A eşittir 3 oluyor. Yani 7. sorunun cevabı bu. Kalem bakalım dayanacak mı video sonuna kadar. 8. sorumuzdayız. Logaritma 4. 2 log 2 olarak yazılabilir. Bu logaritma 2 üzeri eksi 1 yani eksi log 2. Bunun da karesi yani logaritma 2'nin karesi artı 1. Logaritma 2'ye a derseniz a kare artı 2a artı 1 oldu arkadaşlar. Yani a artı 1'in karesi a artı 1 olarak çıktı. A neydi? Logaritma 2 idi. Artı 1 nedir? Logaritma 10. Toplamayı çarpma olarak birleşirseniz logaritma 20 olacaktır. 8. sorunun cevabı Deniz. 9. sorumuzdayız. A'nın alabileceği değerler çarpma. Logaritma a. Bakın şurası a üzeri eksi 1. Eksiyi başa atarsak artı logaritma a oldu. Yine bu logaritma kare demek. Logaritma a üzeri eksi 1'in karesi demektir. Arkadaşlar logaritma a'nın karesi eksi. Bunları sağ tarafa attım. 2 logaritma a eksi 8 eşittir 0. Logaritma a. Logaritma a diye çarpanlarını ayırdım. Eksi 4 artı 2. Log a ya 4'tür ya da log a eksi 2'dir. A ya buradan 10 üzeri 4 olur ya da 10 üzeri eksi 2 olur. Bunların çarpımı 10 üzeri 2 yani 100. 9. sorumuzun cevabı Edirne olmaktadır. 10. sorumuza geldik. 5 üzeri logaritma 9 artı 3 üzeri logaritma x artı 1 eşitliğinde x kaçtır diyor. Arkadaşlar şu 9 ve 5'i yer değiştirebiliriz. Dolayısıyla 9 üzeri logaritma 5 olacaktır. 9 da 3'ün karesi 3 log 2 log 5. Yani 3 üzeri logaritma 5'in karesi olacağı için 25. Burası da 3 üzeri logaritma x artı 1. Yani x artı 1 25. X'in de 24 olduğunu görüyoruz. 10. sorumuzun cevabı Ceyhan. 11. sorumuzdayız. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada 2'yi üste atabiliriz. X kare. Logaritma kuralı gereği x kare ve 5 yer değiştirebiliyor. Dolayısıyla logaritma 5 tabanında 5 ile 1 olduğu için burası direkt x kare oldu. Şuradaki x artı 2 ve 6'yı yer değiştirsek x artı 2 oldu. Çünkü 6 tabanında 6 1'dir. Eşittir 4. X kare artı x eksi 2 eşittir 0. X x artı 2 eksi 1. Arkadaşlar x ya 1 olur ya da eksi 2 olur. Ama eksi 2 değerini logaritmada yazamayacağımız için x'in tek bir değeri vardır. O da 1. Dolayısıyla 11. sorunun cevabı C. 12. sorumuzdayız. Arkadaşlar 1 eksi log x eşittir logaritma y eksi x olduğuna göre y'nin x değerinden türünden değeri nedir? Taban 10 olduğu için 1 yerine logaritma 10 tabanında 10 yazdım. Yine logaritma x. Yani burası ne oldu? Logaritma 10 bölü x. Diğerisi de logaritma y eksi x. O zaman 10 bölü x eşittir y eksi x. Yani y eşittir 10 bölü x artı x. Pay da eşit dersek 10 artı x kare bölü x eşittir y. Dolayısıyla 12. sorumuzun cevabı da C. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Mutlulukla kalın.